Avrupa demokrasileri yavaş yavaş Amerikan demokrasisinin daha önce keşfettiği bir şeyi keşfetmeye başlıyor. Ayrı ama eşit olmak yanlış bir fikirdir. Ayrı olmak eşitliği getirmez. Ama göçmen toplumların da ayrımcılığı, farklılığı ve paralel toplum oluşturma gibi alışkanlıklardan kaçınmaları gerekir. Uyumlu demokratik toplumlarda çeşitlilik kapsayıcı olmalıdır. Başarılı bir şekilde göçmenlerin entegrasyonu iki yönde işleyen bir yoldur. Avrupa'daki Müslümanlar bu eğilimlerden diğerlerine kıyasla daha fazla etkilenen bir grup olmuşlardır. Özellikle de 11 Eylül olaylarından sonra New York, Madrid ve İstanbul ve Londra'daki terör eylemlerinden sonra bu böyle olmuştur. Avrupa'daki Müslümanlar sadece coğrafi kökenleri ve kültürel mirasları açısından değil, aynı zamanda inançlarını yorumlamaları ve uygulamaları açısından da birbirlerinden çok farklıdırlar. Ancak bu farklı toplumları tek ve bir dini din ile tanımlanmış toplum olarak görmek yanlış bir algı olacaktır. Bu da Avrupa değerleriyle çalışır temelde. Bu suçların sorumlularının hiçbir şekilde İslamiyet'le bir bağlantısı yoktur. Terör örgütleri pek çok Müslüman hedefleri de vurmaktadır. Aynı zamanda onların amacı siyasi hedeflerini ve bazı ütopik ve illegal fikirlerini, arkaik fikirlerini gerçekleştirmektir. Dolayısıyla tüm dinler olduğu gibi İslamiyet de hoşgörüyü insanlara karşı saygılı olmayı öğretir. Tüm diğer inançlarda olduğu gibi bu inançların siyasi amaçlarla istismarı, hoşgörü eksikliği ve dışlanmayı beraberinde getirir. Bugün aynı unsurlar tüm etnik azınlıklar için Avrupa'da göçmen kökenliler için de geçerlidir. Bu toplumlar kendilerini stereotip bir görüşün ve medyadaki görüşün hedefi halinde görmektedirler bugün. Dolayısıyla demokratik kurumlar olarak insan hakları, hoşgörü, diyalog ve birlikte yaşamayı ön plana çıkarmalıyız. Bunu yaparken Avrupa insan haklarının ve insan haklarına saygının her zaman için beşiği olmuştur. Denilir ki özgürlüğün bedeli sürekli tetikte olmaktır. Bu bazı korkuları da beraberinde getirmiştir ve azınlıklar ve göç konusunda bugün marjinal siyasi partilere destek artmaktadır. Bunlar tamamen seçim nedeniyle ortaya çıkan korkulardır. Bugün yeni bir siyasi dil ortaya atılabilmelidir. Hem kendi ülkelerimizde hem de yurt dışında. Bence bugün siyasi dil ve bu dilin niteliği sonuçları tayin etmektedir. Siyasi dil ya yapıcı veya yıkıcı olabilir. Seçilen siyasi dile göre siyasi aktörler ortak bir anlayışı veya bir bölünmeyi hedefleyebilirler. Bu nedenle bugün Avrupa'daki temel siyasi akımlar bu korkulara inandırıcı bir şekilde cevap bulmalı ve bunu yaparken de çeşitlilik ve insan haklarını daima savunmak da olmalıdırlar. Avrupa kıtası Avrupa'nın diğer kültür ve dinlerle savaşmakta olduğunu iddia eden politikacılarla emniyet içinde olmayacaktır. Tam tersine kontrol altına alınmadığı takdirde bu gibi argümanların etkisi giderek artacak ve bunun sonucunda da Avrupa daha az hoşgörülü, daha az demokratik ve yaşanması daha tehlikeli olan bir kıta olacaktır. Avrupa değerleri sadece bizim başarılarımızdan kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda acı dersler sonucunda da bunlar gerçekleştirilmiş değerlerdir. Unutmayalım, bugün Yahudi karşıtlığı 1920'lerde %5 civarındaydı buna halkın desteği. Daha sonra bu 1930'larda aynen bir çığ gibi büyüdü ve zehirli bir
azınlığa karşı nefrete dönüştü. Tarihin kendisini tekrarlamasına izin vermeyelim. Geçmiş hatalarımızdan ders alalım. Bizim organizasyonumuz yani Avrupa Konseyi de bu günün bu tehditlerine karşı çok önemli bir rol oynamak durumundadır. Bu nedenle Türkiye'nin dönem başkanlığının inisiyatifiyle bilge kişiler grubu oluşturulmuştur. Bu bağlamda Sayın Genel Sekreter Jagland'a böyle bir grubu bir araya getirdiği için teşekkür etmek isterim. Bu grubun başkanlığına da benim aziz dostum Sayın Joschka Fischer getirilmiştir. Şimdi sizin parlamenter meclisinize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen katkılarınızı bu projeden esirgemeyiniz. Bu birlikte yaşama projesi olarak da adlandırılabilir. Demokrasi ve insan hakları hiçbir zaman her zaman var olacakmış gibi ad edilemez. Bu değerlerin koruyucusu olarak Avrupa Konseyi'nin rolü inancım odur ki bugün de aynen 60 yıl öncesi gibi geçerlidir. Sevgili dostlarım, organizasyonumuzun bazı üyeleri AB ile nitelikli bir işbirliği içinde ve AB'nin üyesidirler. Fakat Avrupa sadece AB'den oluşmamaktadır. Avrupa Konseyi 800 milyon Avrupa'yı kucaklamakta ve bugün değer bazlı bir organizasyon olarak tek Pan Avrupa kurumu olmaktadır. Bunun için de Avrupa Konseyi sayesinde bugün milyonlarca Avrupalı kendi temel haklarından faydalanabilmektedirler. Eşit muamele, ifade özgürlüğü, kadın erkek eşitliği, iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verebilme gibi Avrupa Konseyi bütün bu değerleri bağlayıcı yükümlülükler şekline dönüştürmüştür ve denetleme mekanizmaları sayesinde Avrupa'da bir hukuki alan oluşturmuştur. Bu nedenle daha özgür, daha güvenli ve daha müreffeh bir Avrupa'nın inşa edilmesi için de organizasyonumuzun bu özelliği göz ardı etmek çok büyük bir hata olacaktır. Avrupa Konseyi'nin rolünü mutlaka artırmalıyız. Biliyorum Genel Sekreter Jagland, Avrupa Konseyi'ni siyasi platformda daha görünür kılabilmek için siyasi reformlara çok bağlıdır. Kendisi Ankara'ya da beni ziyaret ettiğinde bu konuyu kendisiyle tartıştık, bu örgütün geleceğini tartıştık. Bu sabahki görüşmemizde ise kendisi daha fazla reformlara ilişkin görüşlerini benimle paylaştı. Türkiye bu reformları desteklemektedir. Bu amaçla Türkiye dönem başkanlığında bu kurumun reformlarını bir önceliklerinin başına yerleştirdi. Bir sonraki toplantısını Bakanlar Komitesi önümüzdeki Mayıs ayında İstanbul'da yapacaktır. Umarım ki bu toplantı bu reformların bazılarını nihai şekle getirmek için olumlu bir fırsat olacaktır. Kurumumuzun dönüştürücülükte başarılı olan en önemli kurumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmuştur. Bu benzersiz kurum kendi başına bir başarıdır. Bugün İnsan Hakları Mahkemesi de çok ciddi güçlüklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle Interlaken Konferansı'nda İsviçre'nin dönem başkanlığı sırasında başlatılan reform süreci devam etmelidir. Türkiye'nin dönem başkanlığı da Interlaken'in bir devamı olarak yüksek düzeyli bir konferansı ilkbaharda İzmir'de düzenleyecektir. Sayın Başkan, sevgili dostlarım, bugünün Avrupa'sında olduğu gibi Avrupa Konseyi de bir dönüm noktasındadır. Avrupa'da bugün önemli endişeler için nedenler bulunmaktadır. Ancak demokrasilerimize inancımız eksikliklerimizi gidermelidir ve ancak bu şekilde güçlükleri aşabiliriz. Avrupa devletleri kendi içlerine dönme gibi bir tuzağa düşmektedir.
düşmemelidir. Avrupa bugün artık ekonomik ve kültürel küreselleşme sürecinden kendisini kurtaramaz. Tam tersine bunu kucaklamak durumundadır. Avrupa'nın bunu yapabilmesi ölçüsünde Avrupa dünyadaki gelişmeleri ve değişimi ancak bu şekilde yönlendirebilir. Avrupa'nın iç çeşitliliğinin artması küresel açıdan da paylaşılan değerlerin benimsenmesine yol açacaktır. Bunlar geçmişte bizim en önemli varlıklarımız olmuştur. Saygıdeğer üyeler, hepiniz Winston Churchill'in Avrupa Konseyi'ne hitaben 1950 yılında yaptığı konuşmayı hatırlarsınız. O konuşmasında Sayın Churchill, Birleşik Avrupa Ordusu'nu önermişti komünizm tehdidi karşısında. Evet, şimdi bu eski düşmanımız yeni dostumuz ve müttefikimiz haline geldi. Avrupa bugün 60 yıl öncesine kıyasla çok daha güvenli bir kıta. Ancak yine Avrupa içinde güçlükler, tehditler mevcut. Bunları aşabilmek için Birleşik Avrupa Ordusu'nu oluşturmamız gerekmiyor bugün. Bugün yapmamız gereken ortak bir Avrupa vicdanı oluşturmak, bunu da daha özgür, daha güvenli ve daha eşitlikçi ve birleşik bir Avrupa için yapmalıyız. Avrupa Konseyi bizim değer ve beklentilerimizin temsilcisidir. Bu nedenle Avrupa inancı ve vicdanının oluşturulması için de doğru yer budur. Gelin hep birlikte bu hedefe doğru çalışalım. Çok teşekkür ederim.